Beyler bayanlar selamlar. Bugünkü Call of Duty rehber videomuzda Battle Pass'e nasıl hızlı kasarız, ne yapmamız gerekiyor onu göstereceğim size. Baştan söyleyeyim, bu video bayağı kısa olacağı için o yüzden öyle çok uzatmayacağım. Aslında yapmanız gereken bir tane ayar var, ondan sonra ne yapmanız gerekiyor? Hadi gelin şimdi inceleyelim. Hızlı level kasma yöntemine geçmeden önce de eğer kanalıma ilk defa vuruyorsanız ya da daha önceden gelip abone olmadıysanız aşağıdan abone olup bildirimleri açarsanız arkadaşlar beni çok mutlu edersiniz. Neyse, ne yapıyoruz şimdi arkadaşlar? Oyunda ayarlar kısmına giriyoruz. O keyboard ve mouse kısmında aşağıdan movement tabına geçmemiz gerekiyor. Orada da paraşüt auto deploy var ya, onu enabled olması lazım sizde. Disabled hale getiriyorsunuz. Disabled yapınca ne oluyor bu arkadaşlar? Hani paraşütü hiç açmadıysanız yere yaklaştığınızda, çok yaklaştığınızda otomatik paraşütü açıyor ya, artık açmayacak. Hiçbir şekilde otomatik şekilde paraşütünüz açılmayacak. Ardından peki ne yapıyoruz arkadaşlar, bu paraşüt ne işimize yarayacak derseniz, Plunder'a giriyoruz arkadaşlar. Ama Plunder'a girerken sol olarak girmeyi unutmayın. Plunder'a girdik. Herhangi bir silahınızı seçin. Silahınızı seçmenize bile gerek yok aslında. Ama siz bilirsiniz, ben şu anda size rahat göstermek için seçtim. Herhangi bir loadout'ı seçtikten sonra arkadaşlar AFK bırakıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Hiçbir şey. Ne oluyor peki? Uçaktan otomatik olarak atlıyor, ölüyor. Atlıyor, ölüyor. Atlıyor, ölüyor. Atlıyor, ölüyor. Böyle artık 300-400 kere ölüyorsunuz. Ve size oyunu tamamladığınız için bir miktar experience veriyor. Hem Battle Pass için hem normal kendi leveliniz için. Hatta oyuna girmeden önce ben Battle Pass'i ölçmüştüm. Oyun sonunda da şimdi size gösteriyor olacağım. Aradaki farkı kendiniz de görebilirsiniz. Peki bu yöntem silah kasmada işe yarıyor mu? Hayır arkadaşlar, maalesef silahınızı bu yöntemle kasamıyorsunuz. Ama şunu yapabilirsiniz. Bu yöntemi kullanan bir sürü insan var. Hatta bakın şu anda arka planda da gösteriyorum. Benle birlikte çat 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 ölen birisi var. Uçağın düştüğü son güzergaha gidip bu şekilde ölen insanları, atlayan insanları bulursanız arkadaşlar, altına geçip altından size doğru düşmeye yakın onları öldürürseniz silahınızı bu şekilde de atlatabilirsiniz. Ama ne kadar etkili bir yöntem olur supply run yapmaktansa gelip burada adam öldürmek, bilmiyorum. Yani en azından öldürme göreviniz varsa burada bu şekilde rahatlıkla tamamlayabilirsiniz. Peki riski nedir? Arkadaşlar yaptığımız aslında, yani riskli mi değil mi? Soru işareti. Çünkü abi hesabı boş bırakıp gidiyorsun yani. Aa ben arka planda unuttum diyebilirsin vesaire, kararlar mı bilmiyorum. Ama report yeme olayı var mı? Hayır. Nasıl hayır? Report'u şu şekilde yemezsiniz arkadaşlar. Report yemeniz için ya sizin birini öldürmeniz gerekiyor. Öldüreceksiniz ki adam gelip sizin kameranızda izleyecek. Ardından X'e basacak, report displayer diyecek. Yani sizi report edebilecek. Ya da ikinci seçenekle takım arkadaşınız olacak. Takım arkadaşınız sizi report edecek. O yüzden en başına dedim ki squad girmeyin. Çünkü sürekli sizi öldükçe oradan reportlar der geçer. Takım arkadaşınız sizi reportlamış olur. Kimseyi öldürmediniz, report yemiyorsunuz. Takım arkadaşınız yok, report yemiyorsunuz. Size report edebilecekleri başka bir yöntem yok. Zaten reportluk bir durum mu? O da muamma. Yapar mısınız, yapmaz mısınız? Size kalmış bir şey. Bilgisayarınızı bu şekilde açık bırakıp ya da PlayStation'ınızı, konsolunuzu işe giderken, okula giderken, gezmeye giderken, uyurken hayvan gibi Battle Pass kastırabilirsiniz hiç oyunu oynamadan. Evet, yöntemimiz budur arkadaşlar. Umarım bazı arkadaşlar işine yarar. Bazı arkadaşlar da ya bu nasıl rehber, bu nasıl yöntem diyecek, beğenmeyecek diyorum ama olsun. Yine de birilerinin işine yarayacağı için paylaşmak istedim arkadaşlar ve başka bir oyuncuya da kötü bir etkisi olmadığından dolayı, normalde bu tarz şeyleri başka oyunculara etkisi kötü olsaydı, hani o yer altına girdik adamlar bizi görmeden onları öldürebiliyoruz falan gibisinden bir glitch, bir hile olsaydı kesinlikle paylaşmazdım. Ama bu sadece sizin oyununuzu etkileyecek bir şey olduğu için paylaşıyorum. O yüzden karar sizin. Tekrar geldiniz. Tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.